Şahsi Bey, Toros Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'nun sunduğu Sahnenin Işıkları programına hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Böyle bir yerde sizinle bu çalışmanıza ortak olmaktan da onur duydum, sağ olun. Hocam, isminiz Şahdi, gerçekten enteresan geldi bize. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Bana da öyle gelmişti. Alışana kadar çok zaman geçti. Hikayesi var tabii ama Farsça kökenli bir kelime, asalet demek ve en büyük özelliği de benim araştırdığım kadarıyla aynısından yok. Anlamını bile çok zor buldum. Türkiye'de tek misiniz şu anda? İsim olarak öyle, evet. Özgün bir kişiliğiniz var. Çok güzel işler yapmışsınız. Biraz Şahdi Özdemir'den bahseder misiniz bize? Evet, Şahdi Özdemir öncelikle bir baba, sanat aşığı bir insan. Sanatla, tiyatroyla çok küçük yaşlarda buluşmuş olan bir insan. Henüz 11 yaşındayken tesadüf eseri tiyatronun içinde buldum kendimi. Ve o günden sonra hiç ara vermeksizin yurt içinde, zaman zaman yurt dışında devam eden ve bu uğurda insanlar, öğrenciler yetiştirmeye çalışan bir sanat gönüllüsü Şahdi Özdemir. Peki hocam, tiyatroya aşık olmanızı sağlayan ilk şey neydi? Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum, hem de çok iyi hatırlıyorum. Henüz 11 yaşındayken o sahneye çıktığımda karşımda benden çok daha büyük insanlar, onların da ötesinde kendi ailemin olması ve onlara çok büyük şeyler söyleyebilmem, en sonunda o alkışları almam bu işten bir daha kopamayacağımı gösterdi. Alkışlarla mı yaşıyorsunuz? Evet, belki klasik ama güzel bir klasik. Alkışlarla her zaman ayakta duruyoruz, evet. Peki hocam, Adile Naşit ile tanışma hikayeniz var. Evet, benim hayatımda unutmadığım ve unutamayacağım bir anıdır. 11-12 yaşlarında Mersin'de Çukurova Sanat Tiyatrosu'nda görev alırken ve oyunumuzu oynarken Adile Naşit ve ekibi o dönemde Mersin'e geldiler ve ne güzeldir ki bizim tiyatroyu ziyaret etmek istediler. Hepimiz çok heyecanlıydık ama inanılmaz bir heyecandı. Adile Naşit'i göreceğiz, konuşacağız. Yani insanların yanına bile yaklaşamayacağı bir insanla biz iç içe olacağız. Ve o gün geldi çattı. Hepimiz giyinmiştik öyle özel. Çocuktuk ama heyecanlıydık. Adile Naşit, Selim Naşit'le birlikte geldi ve bizimle sohbet etti, sorular sordu, biz sorular sorduk. Epey bir zaman sohbetimiz oldu ve böyle bir günü o günden sonra hiç mi hiç unutmadım, unutmayacağım da. Şahdi Özdemir denince ilklerin insanlarından bir tanesi akla geliyor. İlk özel tiyatro. Neler söylemek istersiniz? Evet, aslında ilk özel tiyatro yerine sahnesi olan ilk özel tiyatro dersek daha iyi olur. Mersin'de yıllarca bu işi yaparken bu anlamda ciddi bir boşluğun olduğunu gördüm, hissettim. Ve bu uğurda neler yapabiliriz diye düşündük. Tabii bu işe gönül vermiş bazı arkadaşlarla birlikte. Bir tiyatro kuralım dedik ama kuracağımız tiyatronun bir salonu olsun dedik, sahnesi olsun dedik. İnsanlara biz ulaşalım ve dilediğimiz gibi oynayalım dedik. Çünkü bizler yıllarca çalışmalarımızı, provalarımızı öyle izbe yerlerde yaptık ki bazen bir evin salonunda, bazen bir iş yerinin deposunda, bazen merdiven altında, bazen park içerisinde artık sahnemiz olsun, salonumuz olsun dedik. Ama bunun için de tabii para gerekiyordu, her zaman olduğu gibi. Krediler çektik, daha çok çalıştık ve Mersin'in ilk salonu olan özel tiyatrosunu açtık. Bununla da çok mutluyum, onur duyuyorum yani.
Hocam, kırmızı perde mi, beyaz perde mi? Aslında sadece perde olsa daha iyi olur ama benim için kırmızı perde. Ama beyaz perdeye de işler yapmışsınız. Evet, beyaz perdeye de ama asla bu işi o beyaz perdede belli bir yere gelmek için değil, insanlara ulaşmak için yaptım. Çünkü beyaz perdenin ayrı bir gücü var. Daha çok insana ulaşabiliyorsunuz, daha ulusal olabiliyorsunuz, hatta uluslararası olabiliyorsunuz, yerelden kurtulabiliyorsunuz. Ben bu anlamda kullandım beyaz perdeyi ama bana sorarsanız benim aşkım kırmızı perde. Ödülleri olan bir sanatçısınız. Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Evet, ben değişik dönemlerde çok farklı çalışmalarda bulundum. Okullarda tiyatro çalışmaları yaptım ve bir dönem yapmış olduğum bir çalışmamızı Antalya'da ulusal anlamda yapılan liseler arası tiyatro yarışmasına soktum. Orada en iyi oyun, en iyi oyuncu, en iyi yönetmen ödüllerini aldım. Daha sonra da Engelliler Tiyatro Topluluğu'nu oluşturdum. Engelliler Tiyatro Topluluğu'yla çeşitli festivallere katıldık ve özellikle Ankara'da Uluslararası Tiyatro Festivali'nde özel ödül aldık. Bunların hepsi benim hatıramda, benim hayatımda çok özel yeri olan şeyler. Ama benim için en büyük ödül her defasında bazen ben, bazen yetiştirdiğim insanların o sahnede almış olduğu alkışlar oluyor. Şahte Hocam, oyunculuk mu zor, yönetmenlik mi? Benim için her ikisinin de güzelliği var. Zor gibi hiç bakmadım ama yönetmenlikte zorlandığım anlar oldu. Oyunculuk benim için daha kolay, daha keyifli. Çünkü özgür olduğum bir alan ve çok sevdiğim bir alan. Ama yönetmenlikte karşımıza her çeşit insan çıkıyor ve onları belli bir şekle sokmak zaman zaman güç oluyor. Ama her defasında en sonunda güzel şeyler çıkardık. Sanat, sanat için mi yapılmalı, toplum için mi? Bir yazarımız bunu, ya biz 19. yüzyılda bu tartışmayı bıraktık, siz hala burada mısınız demişti. Onu söyleyeceğim ama her ikisi için de olması gerektiğine inanıyorum ben. Peki bir sanatçı toplumsal olaylara ne kadar değinmeli oyunlarında? Zaten tiyatronun varlığı toplumsal muhalefetliktir ve belli egemen sistemlere karşı çıkmaktır. Eğer siz bunun dışında kalıyorsanız çok da fazla başarılı olacağınızı düşünmüyorum ya da çok kalıcı olacağınızı düşünmüyorum. O yüzden bu toplumsal olayların içerisinde hem de tam da göbeğinde olmak gerekiyor. O kadar güçlü bir yer ki tiyatro ve sahne. Düşünsenize karşınızdaki yüzlerce, binlerce kişiye bir anda hükmedebiliyorsunuz. Ve bu sizi ayrı bir güçlü kılıyor. Bu yüzden toplumsal olayların, toplumsal sağduyunun içinde olmalı sanatçı. Popüler kültürün dayattığı diziler var son dönemlerde. Çok fazla olmaya başladı. Bunların Türk aile yapısını nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Aslında iyi çalışmalar da var. Ancak tamamen popülariteye yönelik diziler de çok fazla. Ve bunların büyük bir bölümü maalesef Türk aile yapısına çok da fazla uygun olduğunu düşünmüyorum. Ancak sanatın içerisinden mutlaka bir şeyler almamız gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden hepsini de reddetmiyorum. Fakat biraz daha dikkatli olsak çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Hocam, hepimiz potansiyel bir engelli adayız ve siz Engelliler Tiyatro Topluluğu'nu kurdunuz. Engelsiz tiyatroyu savunuyorsunuz. Bu konudan biraz bahseder misiniz? Şunu söyleyeyim, engelliler dediğimiz insanlar gerçekten engelsiz gibi görünen insanlardan çok daha fazla engelsiz. Ben bunu çok net onlarla birlikte yaşayarak gördüm. Örneğin görmeyen bir insanın benden daha iyi gördüğünü, daha iyi hissettiğini gördüm.
vücudunun bir kısmını iyi kullanamayan bir insanın sahne üzerinde çok daha coşkulu olduğunu gördüm. Ben bu insanlarla çok mutlu oldum. Hala da beraberim, hala da iç içeyim. Şöyle küçük örnekler verecek olursam, görme engellileri çalıştırırken yeni bir yere gittiğimizde, gösteri için bir turne yaptığımızda engelli arkadaşım, hocam bir saniye diyor, sahneye çıkıyor. Sadece 2 dakika içerisinde şöyle bir sahneyi dolaşıyor ve ondan sonra tamam hocam diyor. Ve inanın her santimetresini çok iyi bilerek o sahnede oyun oynuyor. Hocam siz bir eğitmensiniz. Evet. Ayrıyeten de tiyatro oyuncusu olmak, yönetmek ve eğitmek çok farklı şeyler değil mi? Aslında özünde eğitim var. Çok da fazla farklı değil. Örneğin ben şu anda Halk Eğitim Merkezi'nde aynı zamanda yetişkinlere okuma yazma eğitimi veriyorum. Ve tiyatral yönümü inanılmaz derecede kullanıyorum ve bunda da çok başarılı olduğumu görüyorum. Çünkü karşımdaki insanlar o kadar coşkuyla bana bakıyorlar, o kadar daha çok derse katılım sağlıyorlar ki bence her ikisini birbirinden ayırmamak gerekiyor. Her öğretmen, her eğitimci bir tiyatrocu, her tiyatrocu da bir eğitmen olması gerektiğine inanıyorum. Arkeoloji mezunusunuz. Evet. Ben de yok yok. Sanatınıza etki ediyor mu? Olumlu anlamda etki ediyor. Arkeoloji ve sanat tarihi okudum. Bu anlamda tarihin sanatsal gelişmelerini de o eski yapılarda görme imkanını da buldum. Tiyatro salonları inanılmaz etkiledi beni. Arkeoloji bilimiyle de birleştirdiğim zaman çok daha fazla bir bilgiye sahip oldum. Bu anlamda şanslı olduğumu hissediyorum. Tiyatro, çağların en önemli sanatlarından bir tanesi. Ve az önce de bahsettiniz. Arkeolojik kazılarda on binlerce yıl öncesinden tiyatro sahneleri bulunuyor. Bu sizi etkiliyor mu? Beni çok etkiliyor. Ben öyle bir alana, öyle bir arkeolojik alana özellikle gittiğim zaman gözlerimi kapatıyorum. Bir anda kendimi o dönemde, işte 5000 yıl öncesinde hissediyorum. Ve o dönemin şaşasını, o dönemin kostümlerini, o dönemin insanlarını, müziklerini hayal etmeye çalışıyorum. Bu bende ayrı bir özellik oluşturuyor. Bu anlamda o yönümü çok seviyorum. Gerçekten çok önemli. O dönemi bilmek ve tiyatroyla birleştirmek. İlk oyununuzu hatırlıyor musunuz? Çok iyi hatırlıyorum çünkü benim için unutulmaz bir oyun ve Mersin'de o dönemde rekor kırdığımız bir oyun. O dönemde yanlış hatırlamıyorsam 71 ya da 77 kez oynamıştık. Belki şu an az gibi gelebilir bu sayı ama o dönemde inanılmaz yüksek bir şeydi. Sanık Ayağa Kalk adlı oyunumuzdu. Sayın Ali Pehlivan'ın yazdığı ve beni de tiyatroya kendisi kazandırmıştır. Sokak çocuklarının, köprü altı çocuklarının hayatını, dramını yetişkinlere o bazen parayla dönmüş gözlerin önüne serdiğimiz bir oyundu. Ve dün gibi hatırlarım. Hatta birçok tiyatro sınavlarına o dönemin tiratlarıyla girmişimdir. Hocam bir şey dikkatimizi çekiyor. Avrupa'daki ve Amerika'daki tiyatro oyunlarına baktığınız zaman yıllarca üst üste oynanan oyunlar olduğunu görüyoruz. Maalesef ülkemizde bir oyun bir sezon 3-5 kez oynanıyor, ondan sonra raflara kaldırılıyor. Tekrardan yeni oyunlar sahneye konuluyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani çok haklısınız. Maalesef tüketici bir toplum olmuşuz. Belki de teknolojiyi Avrupa'dan çok daha fazla sonra görmüş olmamız bizi biraz daha fazla farklılıklara itiyor. Ve yeni yapılan çalışmalara sahip çıkma konusunda maalesef biraz geride kalıyoruz. Evet, ben de bunlara şahit oldum. Belli bir dönem yurt dışında bulundum, Londra'da bulundum. Ve
Londra'da bir opera salonunda Phantom Operası sergilenecekti. Bu dünyaca ünlü bir opera ve yaklaşık o dönemde 10 yıldır sahneleniyordu ve ben bilet bulamadım. Bir kuyruk vardı, inanılmaz derecede uzun ve bilet alamadım ve yine seyredemedim maalesef. Keşke bunlar ülkemizde de olsa ama inanıyorum yeni nesil bunlara biraz daha fazla sahip çıkacak ve daha uzun soluklu işler yapılacak. Tiyatronun en güzel taraflarından bir tanesi, bir oyuncuyu birden fazla izleme şansına sahip oluyorsunuz ve her seferinde farklı bir tat alıyorsunuz o oyuncunun oyununda. Yıllarca süren bir oyun düşündüğünüz zaman oyuncunun hangi kademeye ulaştığını düşünüyorsunuz? Ya, işte tiyatronun aslında gücü burada, tiyatronun sihri burada. Sizler 1000 kez dahi sahneye çıksanız, inanın 1000 kez farklı oynarsınız. Bunun nedeni 1000 kez farklı insana oynuyorsunuz. Ve her oynadığınızda farklı bir heyecanla oynuyorsunuz. Zaten sizi ayakta tutan o heyecan. İşte o farklı insanların karşısına çıkmanız sizi her zaman zinde tutuyor, her zaman ayakta tutuyor. Yılların sonunda aynı oyunu oynuyor olmanız sizi tahmin ediyorum biraz daha üst kademeye çıkarır. Peki Londra yıllarından bahsettiniz. Biraz daha açar mısınız? Orada neler yaptınız? Evet. Londra'ya gidişim de zaten çok böyle macera dolu çalışmaların sonucunda oldu. Hep kafamda vardı oraya gitmek ve sonunda başardım ve gittim. Gider gitmez yine tiyatroyla ilgilenmek istedim. Ben aynı zamanda halk oyunları da yaptım. O dönemlerde faal bir şekilde halk oyunları da oynuyor ve yönetiyordum. İdarecilik yapıyordum. Orada hemen bir yer buldum, bir dernek buldum, bir dayanışma merkezi, Türklerle dayanışma merkezi buldum. Birlikte çok iyi bir iletişim kurduk oradaki insanlarla ve oranın tiyatrosunu çalıştırmaya başladım. Hem tiyatro hem halk oyunlarını çalıştırmaya başladım. Ve sonunda bir gösteri sunduk. Özellikle halk oyunları çok farklı oldu. Ben de oynuyordum aynı zamanda. Çok kalabalık bir seyirci topluluğu vardı. İngilizler, Türkler karışıktı. Ve ilk defa öyle farklı bir oyun izlemişlerdi. Çünkü ben o halk oyunlarını bile çeşitli görüntülerle tiyatral bir şekilde oynadım. Bu unutulmazdı. 3 aylığına gitmiştim. 1,5 yıl kaldım orada. Her günüm çok farklıydı, özeldi. Ama her defasında hep sanatla iç içeydi. Arkeoloji mezunu olmam ayrı bir önemliydi Londra için. Çünkü dünyanın en geniş kapasiteye sahip müzelerinin olduğu yer, resim heykel müzelerinin olduğu yer ve bunların hepsini birebir görmenin mutluluğunu yaşadım. Avrupa'yı ve Avrupa tiyatrosunu görmüş birisi olarak sormak istiyorum. Avrupa'daki tiyatro seyircisi, Türkiye'deki tiyatro seyircisi ve Mersin'de bir tiyatro seyircisini değerlendirmenizi istesek. Bunun için ayrı bir program var. Böyle yüzeysel söylemek gerekirse çok önemli farklılıklar görülüyor, göze çarpıyor. Bir kere Avrupa'da bu bir kültür. Bu bir kültür. Yani insanlar hayatlarının çok önemli dönemlerini okumaya, gezmeye, sanata, tiyatroya ayırmış durumdalar. Türkiye'ye döndüğümüz zaman ya o kadar sıradanlaştırılmış ki ya 3., 4., 5. hatta 10. sıraya gelmiş durumda tiyatro. Bunun sebebi ekonomiye bağlıyorum ben. Yani insanların ekonomik sıkıntılar içerisinde böyle bir yere, böyle bir alana zaman ayırmaları maalesef olmuyor. Bir de eğitim en önemlisi. Bunu okullara henüz maalesef adam akıllı sokamamışız. Okullara sokamayınca iyi seyirci de yetiştiremiyoruz, iyi oyuncu da yetiştiremiyoruz. Bunlar salonlar.
onlara da yansıyor. Böyle olunca da kalite biraz daha düşüyor. Mersin'i indirgeyecek olursak, aslında Mersin'de ciddi bir potansiyel var. Ancak destekler o kadar az ki ve görmezden geliniyor ki çeşitli alanlarda lokal kalıyor bu yapılan işler ve çoğu insan tarafından maalesef bilinmiyor. İşte benim biraz da mücadelem burada. Gerek halk eğitim merkezinde, gerek dışarıdaki özel çalışmalarımda yetiştirdiğim, yetiştireceğim insanları, öğrencileri bu anlamda da eğitmek istiyorum. Ben her zaman şunu söylerim. Belki bir oyuncu olabilirsiniz ama hepsinden önemlisi iyi bir seyirci olmak önemli. Çünkü yoktur ki malzemesi insan olan başka bir sanat dalı. Sadece tiyatrodur malzemesi insan olan. O yüzden seyircisiz tiyatro olmaz, seyirci olmak çok önemli. Hocam, şu anda Toros Üniversitesi'nin kültür merkezindeyiz ve sahnesindeyiz. Boş koltuklar var arkanızda. Tiyatrocu olarak sizi yaralıyor mu? Boş koltuklar bizim için çok ama çok acı bir alandır ve anlamsızdır. Çünkü hakikaten gücümüzü biz seyirciden, o alkışlardan almaktayız. Ama ben bu salonu geçmişte doldurduğumu da hatırlıyorum. İnanıyorum ki yakın zamanda bu pandemi günleri de geçecek ve tekrar dolduracağız buraları. Pandemi tiyatrocuları nasıl etkiledi hocam? Ah, çok fena etkiledi. Belki de en çok etkilenen kesimlerden biri oldu. Çünkü yapacak başka işleri yok bu insanların. Ve evlerine kapandılar, tiyatrodan uzak kaldılar, seyircilerinden uzak kaldılar. Ekonomik anlamda çok sıkıntı, özellikle özel tiyatrolar çok sıkıntı çektiler. Hala çekmekteler ve bu anlamda ciddi bir desteği maalesef göremiyorlar, özellikle sanatçılar. Ama ben pozitif bir insanım, umutlu bir insanım ve bunların geçeceğine inanıyorum. Şimdi Özdemir ailesi denilince Mersin'de sanat akla geliyor. Sanatçı yönünüz annenizden mi geliyor, babanızdan mı? Annemden diyebilirim. Babamın tabiri caizse o taraklarda bezi yoktu. Annem daha çok böyle insana değer veren ve el sanatlarıyla uğraşan bir insan. Bizi de hep insani ölçülerle, insani duygularla yetiştirmiş, büyütmüştü. Ama hepsinden önemlisi abilerim bu işlerle ilgiliydi. Özellikle bir tanesi Mersin'de ciddi organizasyonları yapan bir kişi olarak. Lütfen isim vermeyelim çünkü marka değeri var. Vermiyorum ben de. Onu da tarihçiler araştırıp bulsun. Yunus Bey'e çok selam söylüyorum. Teşekkür ederim. Ailemin çok büyük desteğini gördüm ben bu alanda. Bugün buralardaysam onların sayesinde. Peki pandemiden devam edelim. Tiyatro sahneleri kapalı. Tiyatro izleyicileri de tiyatroya aç. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, çok şey söylemek istiyoruz. Aslında artık söylem değil, bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama şartlar gerçekten çok zor. En son kendi çalışmalarımı Halk Eğitim Merkezi'nde son bir hafta kalmıştı. Salon tutulmuştu, davetiyeler basılmıştı. Ancak o gün durdu ve tam bir yıl oldu. Bir yıldır uzağız. Bunların bir an önce bitmesini istiyoruz ama şartlara uygun bir şekilde kısmi de olsa salonların, sahnelerin açılması taraftarıyım. Yüzlerce öğrenci yetiştirdiniz. Biraz yetiştirdiğiniz öğrencilerinizden bahseder misiniz? Evet, gerçekten yüzlerce, kelimenin anlamıyla abartılı değil, yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Gerek özel okullarda, gerek halk eğitim merkezinde yetiştirmekle kalmadım bu insanlara. Mersin'de ilk olabilecek milli eğitim sertifikalarını verdim. Bu arkadaşlarım şu anda
birçoğu öyle güzel yerlerde ki konservatuarlara öğrenciler yetiştirdim. Kazananlar oldu, bitirenler oldu ve devlet tiyatrolarında oynayanlar, özel tiyatrolarda oynayanlar, sinema ve film, dizi filmi sektöründe oynayanlar hala devam ediyorlar ve ben onları gördükçe yani temellerinde küçücük de olsa bir taş koyabildiysem bu beni çok mutlu ediyor. Biraz önce Ali Pehlivan'dan bahsettiniz. Hep yad ettiniz. Öğrencileriniz de sizi böyle yad ettiği zaman nasıl duygular içerisine giriyorsunuz hocam? Yani çok klasik olacak ama ben aşırı duygusal bir insanım. Gözlerim yaşarır benim bunları duyduğumda, okuduğumda, gördüğüm zaman. Ali Pehlivan'ı da ben her gördüğümde aynı duyguları hissederim ve kendisine gerçekten minnet borçluyum. Beni bugünlere getiren bir insan olduğu için. Son olarak öğrencilerinize ve yeni gelecek öğrencilerinize neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu işi sevmeleri gerekiyor. Gerçekten ama, gerçekten. Kendilerine iki soru sormalarını isterim. Bu işi severek mi yapıyorsunuz? Bir şeylere, insanlığa yararlı olmak için mi yapıyorsunuz? Yoksa nimetlerinden faydalanmak için mi yapıyorsunuz? Bunun cevabıyla çıksınlar o sahneye. O zaman benim bir şey söylememe hiç gerek kalmayacak. Programımızı nasıl buldunuz? Evet, teşekkür ediyorum. Yani profesyonel bir program. Diğer çalışmaları da izledim. Gerek çekimler, gerek yaklaşım çok profesyonel. Ben çok teşekkür ediyorum böyle bir yerde bulunduğum için ve bu fırsatı da bana verdiğiniz için. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim? Salonları boş bırakmayın. Sahneleri boş bırakmayın diyorum. Ve alkışlarınız hep bizim için olsun, hep insanlık için olsun. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum ve sizlere de yayın hayatınızda daha çok başarılar diliyorum.